Nan Heiser 63 yaşında bir deniz biyoloğudur. Nan hayatının büyük bir bölümünü balinalar ve onların hareketlerini inceleyerek geçirmiştir. Nan hayatını dünyayı gezerek balinaları öğrenmeye ve onların hakları için savaşmaya adamış birisi. Balinaların her zaman risk altında yaşadıklarının farkında olan kadın, onların korunmaları gerektiğini istemektedir. Ayrıca bu kadın yaşamı boyunca defalarca balinalarla birlikte yüzmüş ve onlarla vakit geçirmiştir. Fakat Nan o gün suda yaşayacaklarına asla hazır değildir. Nan, Yeni Zelanda'ya bağlı Cook Adaları'nın en büyüğü Rarotonga'da yaşamaktadır. Adaları çevreleyen sular 21 yunus ve balina türüne ev sahipliği yapmakta. Ayrıca yaklaşık 600 farklı balık türü ve 16 köpek balığı türü de bu sularda yaşamaktadır. Böylesine zengin çeşitliliğe sahip bir bölgedeyse Nan yıllardır araştırma yapıyordur. Fakat 28 yıllık okyanus ve deniz hayatı boyunca Nan'ın başına birazdan anlatacağımız kadar şaşırtıcı ve tuhaf bir olay daha gelmemiştir. 2017 yılında Nan, ekip arkadaşlarıyla birlikte balinaları incelemek ve görüntülerini çekmek için dalış yapmıştır. Nan, suda yüzerken geminin yakınında erkek bir kambur balina görmüş, bu erkek kambur balina 23 tonun üzerinde ve yaklaşık 16 metre uzunluğundaymış. Fakat bu kadını endişelendiren bu kambur balinanın büyük olması değil, başka bir şeymiş. Çünkü bu kadın geçmişte defalarca bu boyutlarda balinalarla yüzmüştür. Kadının kaygılanmasına neden olan asıl şey balinanın hareketleridir. Çünkü dev balina hızla kadının üzerine doğru gelmektedir. Kadın ilk başta her ne kadar fazla endişelenmemiş olsa da balina durmayınca korkmaya başlamıştır. Balinalar daha önce hiç böyle doğrudan tehdit edici bir şekilde ona doğru yüzmemişlerdir. Nan bir süre sonra tamamen çaresiz olduğunu fark etmiş ve ciddi bir belanın içerisinde olduğunu anlamıştır. Balina ona ulaştığında bu sefer kendini ona itmeye başlamış. Balina kendi gücünü ve büyüklüğünü bilmediği için sürekli kadına doğru itmeye devam etmektedir. Bu şekilde kadına ciddi zarar verme ihtimali de çok yüksektir. Sürekli sağ gözünden kadını izleyen balina bir de kadını zorla yüzgecinden tutmasını sağlamıştır. Neyse ki Nan'ın daha önceden balinalarla yüzme deneyimi olduğu için nerede ne yapması gerektiğini iyi bilmektedir. Kadın birkaç kez kaçmaya çalışsa da balinanın agresif tavırlarıyla karşılaşmış ve pes etmiştir. O anlarsa kamerayla kaydedilmektedir. O anlara şahit olan ekipteki diğer kişilerse kadının sudan canlı çıkamayacağından endişe etmektedirler. Fakat onların da dua etmekten başka yapacakları herhangi bir şey yoktur. Kadın o sırada uzakta bir balina daha gördüğünü düşünmüş. Fakat gerçekte o gördüğü 4,5 metrelik bir kaplan köpek balığıymış. Kaplan köpek balıkları dünyadaki en ölümcül köpek balıklarından biridir. Her yıl düzenli olarak onlarca insana saldırmaktadırlar. Kambur balina aslında bu kadını yakınlarda gizlenmiş olan 4,5 metrelik kaplan köpek balığından korumak için ona yer göstermeye çalışıyordur. Geçmişte kambur balinaların diğer hayvanları koruduğu bilinmekte. Katil balinalardan korunmak için göğüs yüzgeçlerinin altında fok balıklarını sakladıklarına dair kaydedilmiş kanıtlar bulunmaktadır. Kambur balina ise yüzgecine tutunan kadını kaplan köpek balığından kurtarmak için tekneye doğru götürmüş. Balinanın son vedası ise onun için unutulmaz bir andır. Balina yüzeye çıkmış, hava deliğinden su püskürtmüş ve suya geri dönmüştür. Kadınsa yaşadıklarından sonra şunları söylemiş. Tekneye çıkınca ağlamaya başladım. Hala hayatta olduğum için mi yoksa hayatımın en güzel şeyini tecrübe ettiğim için mi ağladım bilmiyorum. Kambur balina kadını korumak için her ne kadar istemese de maalesef kadına fiziksel olarak zarar vermiştir. Fakat Nan vücudundaki acıyı hissetmediğini ve çok mutlu ve minnettar olduğunu söylemiş. Peki bu kadının yaşadıklarına benzer bir şeyler yaşasaydınız nasıl bir tepki verirdiniz? Görüşlerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.